Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimizin konusu roman ünitesi. Fakat birlikte soru çözümü yaparak bütün üniteyi tekrar edeceğiz. O zaman vakit kaybetmeden ilk sorumuzla hemen başlayalım. Roman türü için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yeri geldiğinde kısa kısa konu anlatımları da yapıp konuyu tekrar edeceğiz. A seçeneğimize bakalım. Kurmaca bir gerçekliği ortaya koyar. Evet, roman ve hikayeler bildiğiniz üzere kurmaca metinlerdir. Fakat yaşanması mümkün veya yaşanmış olayları anlattığı için aslında bir gerçekliği de ortaya koyuyorlar. Bu yüzden A seçeneğimiz doğrudur. B seçeneğine bakalım. Öyküleme ve betimleme yapmak esastır. Evet, bunlar zaten roman teknikleridir. Dolayısıyla öyküleme yaparız. Betimlemeyi ne zaman yapıyorduk? Biz okuyucunun kafasında anlattığımız şeylerin canlanmasını istiyorsak betimleme yapıyorduk. C seçeneği yansıttığı edebi akıma göre sınıflandırılabilir. Evet, bizim çeşitli edebi akımlarımız var. Klasizm, işte sembolizm vesaire gibi yazılan bütün romanlar da edebi akımlara göre sınıflandırılabilir. D seçeneğine bakalım. Gerçeküstü olaylara da konu edinebilir demiş. Okuduğunuz bilim kurgu romanlarını düşünün. Bunlar tabii ki gerçeküstü olayları anlattığı için romanlar gerçeküstü olaylara da konu edinebiliyor. D seçeneğimiz de doğru. Fakat E seçeneği diyor ki yazıldığı dönemin zihniyetinden bağımsızdır. Hayır. Siz Tanzimat döneminde bir roman yazıyorsanız o dönemin özelliklerini mutlaka romanda yer vermek zorundasınız. Bu yüzden doğru seçeneğimiz E seçeneği olacak. İkinci sorumuzla devam ediyoruz. Numaralanmış ifadelerin hangisinde dünya ve Türk edebiyatında roman türünün ilk örnekleri bir arada verilmektedir? İlk romanları, İlk hikayeleri her zaman bilmek durumundaydık. Çünkü sınavlarda soru olmaya fazlaca adaylar. Dünya edebiyatına yazılmış ilk romanımız Don Kişot'tu. Hatırlarsak Cervantes yazmıştı. Türk edebiyatında ise yazılmış ilk roman türümüz ise batılı özelliğe de sahip olan romanımız Taşık-ı Talat ve Fitnat'tı. Şemsettin Sami'nin yazmış olduğu. Bu yüzden doğru cevabımız A seçeneği 1 oluyor. Üçüncü sorumuzla devam edelim. Aşağıdakilerden hangisinde anlatmaya bağlı edebi metinlerle ilgili bir bilgi yanlışı vardır? Yanlış olan seçeneği arıyoruz. Olayların geçtiği yer gerçek veya hayali olabilir. Evet, ben gerçek bir mekanda anlatabilirim veya kafamda kurguladığım bir mekanı da romanlarda anlatabilirim. A seçeneğim doğru. Başkalarında da bulunan ortak özellikler taşıyan şahıslara tip denir. Evet, bir de bunun tam tersi vardı. Karakter diyorduk biz buna. Karakter de kendine has özellikler barındıran şahıslara denirdi. C seçeneğine bakıyorum. Olaylar kronolojik sırayla verilmek zorundadır. Hayır, kronolojik sıra olmak zorunda değil. Kronolojik sıra ne demekti? İlla her şey oluş sırasına göre anlatılması demekti. Hayır. Hatırlarsanız biz romanda veya hikayelerde geriye dönüş tekniğine de fazlaca yer veriyoruz. Bu yüzden biz birden bir kişinin 20. yaşını anlatırken onu alıp bilinç akışı tekniğiyle, geriye dönüş tekniğiyle de 3. yaşına götürebiliriz. Bu da kronolojik düzeni bozmak demektir. Bu yüzden doğru cevabımız C şıkkı olacak. D seçeneği diyor ki bir romanın yapısını olay, kişi, zaman ve mekan oluşturur diyor. Evet, bunlar yapı unsurlarıydı. E seçeneği olayların belli bir karşıtlık çizgisinde gelişmesine olay örgüsü denirdi. Evet, olayların belirli bir sıra içerisinde sebep-sonuç ilişkisi içerisinde anlatılmasına olay örgüsü diyoruz. Bu yüzden yanlış olan cevabımız C seçeneğidir. Türk edebiyatında ilk roman örnekleri aşağıdaki edebi dönemlerden hangisinde verilmiştir? Bu gayet kolay gibi gözüken ama önemli bir sorudur. İlk roman örneklerimiz arkadaşlar Tanzimat döneminde görülmeye başlandı. Bu yüzden doğru cevabımız tekrardan C seçeneği olmakta. Roman ve öykü karşılaştırmasından bir soru gelmekte. Aşağıdaki genellemelerden hangisi yanlıştır diyor soru. Romanlarda birbirini etkileyen birçok olayın oluşturduğu bir zincir söz konusuyken hikayeler daha çok tek bir olay üzerinde kurgulanır. Evet,
Romanlar biliyorsunuz hikayelere göre biraz daha kalıplı eserlerdi. Bu yüzden birden fazla olay bulunurken hikayeler biraz daha kısıtlı sayfalardan oluştuğu için tek bir olay üzerine kurgulanır. A seçeneğimiz doğru. Romanlarda hikayelere göre ruh tahlillerine daha çok yer verilir. Evet, zaten romanda bulunan unsur her zaman biraz daha fazladır. Bu yüzden kalıbı da fazla olduğu için hikayeye göre ruh tahlillerine, ruh çözümlemelerine daha çok yer verilir. C seçeneği romanlarda mekan sayısı ve çeşitliliği hikayeye göre daha fazladır. Evet, mekan sayısı, kişi sayısı her zaman daha fazladır romanda hikayeye göre. C ve D seçeneklerini de eliyorum. Geriye kaldı E seçeneği. Yanlış olan tabii ki bu, fakat yine de bir bakalım. Romanlarda diyalog, özetleme gibi anlatım teknikleri kullanılırken hikayelerde tasvir tekniği tercih edilir. Hayır arkadaşlar, böyle bir ayrım yapamayız. Çünkü hikayelerde de biz diyalog tekniğini kullanıyoruz. Diyalog ne demekti? Kişilerin karşılıklı konuşmasıydı. Romanlarda diyalog varken hikayelerde diyalog yok diyemeyiz. İkisinde de hem diyalog, özetleme, tasvir teknikleri kullanılacaktır. Bu yüzden doğru cevabımız E şıkkı. Bu parçanın konusu hangi roman türüne aittir diye sormakta sıradaki sorumuz. Metne baktığımızda bir bir hatırlıyor, dinlediklerini hatırlıyor, gördüklerini hatırlıyor, deliliklerini hatırlıyor, durulup arınışını, büyük yörüngeye yerleştirilişini hatırlıyor, yerleri, olayları, halleri, gerçek doğuşunu hatırlıyor. Osman Gazi Han şimdi son dönemecindeki sayılı dakikalarda Uludağ'dan da büyük ve yüklü bir hatıralar dağıdır. Osman Gazi Han şimdi zaman iki ucunu tesbih gibi birleştirmiştir. Zaten bir kişi ismi verilmiş. Onun dışında metinden pek fazla anlam çıkarmamız mümkün değil. Kişi de bize tarihi anımsattığı için bu metnin tarihi roman türüne ait olduğunu söyleyebiliriz. Doğru cevabımız C şıkkı. Sıradaki sorumuz bu parçada hangi unsurların belirgin olmadığını sormakta. Hemen parçamıza bakalım. Ayın 14'ünde Bünyamin'in kazması beyaz bir cisme çarptı. Merakı artan Vartabet'le birlikte çevresindeki toprağı temizlediklerinde bunun çoktan taşlaşmış, neredeyse taş büyüklüğünde bir kertenkele kafası olduğunu gördüler. Boynundan itibaren bel kemiği toprağın derinliklerinde kayboluyordu. Bünyamin canavarın dişlerinden birini yadigar olarak almayı düşündü. Ama diş eline alır almaz ufalanıverdi. Vardapet bunu uğur telakki edip çıra ışığı altında bir takım hesaplar yaptı. Rakamları topladı çıkardı. İletkiden okuyup kaydettiği derecelerin 180'e erişip erişmediğine baktı. Ve delikanlıya gülümsedi. Şimdi bu metinde öncelikle olay örgüsü belirgin. Bu yüzden bir şıkkını eliyorum. A ve C şıkları gitti. Bakalım kişiler belirgin. Tamam, dolayısıyla 4 şıkkını da eliyorum. Zaten cevabımız direkt ortaya çıktı. Zaman ayın 14'ü diye belirtmiş. Fakat mekanla ilgili kesinlikle hiçbir belirti yok. Bu yüzden doğru cevabımız Bursa oluyor. Aşağıdaki parçalardan hangisi diğerlerinden farklı bir bakış açısı ile yazılmıştı? Arkadaşlar biliyorsunuz bizim 3 tane bakış açımız vardı. Bunlardan birincisi hakim, ikincisi kahraman, üçüncüsü de gözlemci bakış açısıydı. Hemen bakalım. Babi Ali'den geçiyordum. Bir kitapçının vitrininde benimkilerden birisini gördüm. Çıkalı 5 yıl olmuştu. Zaten yazılış açısından da baktığımızda birinci tekil kişi anlatımı var. Bu da bizi kahraman bakış açısına götürmekte. C şıkkına bakalım. Başımı çevirdim, ona baktım. Bunu yaparken romatizmalı kolumu zorlar gibiydim. Yine birinci tekil anlatım bizim dikkatimizi çektiği için bu da bizi tekrardan kahraman bakış açısına götürüyor. D seçeneği radyoya gittim diye başlıyor. Yine birinci tekil kişi anlatımı. Bu da kahraman bakış açısıyla yazılmış. E seçeneği yavaş yavaş yanıma yaklaştı. Gözleri tuhaf bir hayretle hafifçe büyümüştü. Birdenbire her şeyi anlayıvermiş olmasından korktum dediğimizde yine kahraman bakış açısı var. Çünkü birinci tekil kişi ile yazılmış. Fakat B seçeneğine bakalım. Hareketlerinde ve yürüyüşünde kabul edilmiş bir mağlubiyetin iç burkan sessizliği vardı. Mutfağa geçti.
mangala ve semavere kömür koydu. Burada bir kişiyi adeta gizli gizli izleme havası olduğu için buradaki anlatıcı aslında gözlemci bakış açısı demektir. Bu yüzden doğru cevabımız Bursa oluyor. Sıradaki sorumuz romanda anlatım tekniklerinden gelmekte. Bu parçada hangi anlatım tekniklerinin kullanıldığını sormuş. Bakalım parçamıza. Bugün ensinize kadar kestirdiğiniz şu saçlar yok mu? Ne uzundu, ne uzun. Köklerini sökercesine onları tarardık. Hiç unutmam, hanımefendi size üstü papatya örneği beyaz ketenlerden yeni bir elbise diktirmişti. Onu giydirdik ve sizi büyük hanımefendiye götürdük. O vakte kadar büyük annenizi görmemiştiniz. Çünkü büyük hanımefendi damadıyla 6 sene dargın durdu. Nihayet barıştılar. Biz de sizi götürdük. Ah diye içini çekiyor ve başını sallıyor Gülter. Büyük anneniz gibi kadın nerede şimdi? Evet, kısa bir kesitle kişiyi geçmişe götürüyor. Zaten hiç unutmam derken aslında yaşanılan bir anıyı anlattığını fark ediyoruz. Dolayısıyla burada geriye dönüş tekniği kullanılmıştır diyebiliriz. Yine sıradaki sorumuz da yapı unsurlarından gelmekte. Hangi yargının çıkarılmadığını soruyor. Bursa çoktan uyanmış, sokaklar çoktan canlanmıştı. Gecenin ölmüşlüğünden eser yoktu şimdi. Her taraf cıvıl cıvıl kaynıyordu. Tacirler sergilerini açmış, mallarını yol boyunca sıralamış, bağıra bağıra müşteri çekmeye çalışıyorlardı. İbrahim hayatında Bursa kadar büyük bir şehir görmemişti. Bunun için her tarafa dikkatli bakıyor, her yeniliği hayretle süzüyordu. Bakalım A şıkkı diyor ki anlatma zamanı sabah vaktidir. Evet, gece artık bitmiş. Her taraf zaten cıvıl cıvıl kaynıyordu derken Bursa çoktan uyanmış gibi tabirlerden sabah vaktinin olduğunu anlıyoruz. A seçeneğini eliyorum. Temel mekan Bursa şehridir. Evet, zaten ismi verilmiş. Mekanın Bursa olduğunu anlıyoruz. D seçeneği tacirler dekoratif birer şahıs kadrosudur. Evet, belirgin şahıs kadrosu yok. Arka planda kalmış kişiler var. Bunlar da tacirlerdir. D seçeneğini de eliyoruz. Hakim bakış açılı bir anlatım söz konusudur. Evet, her tarafa hayretle baktığını, hayretle süzdüğünü söylediği için demek ki kişinin düşüncelerine hakim. Bu yüzden hakim ilahi, tanrısal bakış açısıyla yazılmış diyebiliriz. E seçeneğini de eliyorum. Fakat C seçeneği diyor ki olay bir çocuğun şehirde kaybolmasıdır. Hayır, bize bununla ilgili bir ipucu vermediği için bu seçeneği doğru kabul edemeyiz. Doğru cevabımız C oluyor. Bir sonraki sorumuz, bu yargılar romanın yapı unsurlarından hangileri hakkında bilgi vermektedir diyor. Hala romanın yapı unsurlarıyla ilgili soruları çözmekteyiz. Bakalım maddelerimize. Yafes Çelebi'nin Zekeriya Usta'ya çırak olması, Yafes Çelebi'nin hiyel ilmini öğrenmeye başlaması, Yafes Çelebi'nin icatlarının tanıtımı, bu icatları padişaha sunmak için gösterdiği gayretler ve Yafes Çelebi'nin hiyel kalemi reisi Uzun İhsan Efendi ile tanışması. Son olarak da Yafes Çelebi'nin Davud'u kaçırması. Farkındaysanız sıklıkla kişi isimlerine vurguda bulunduk. İşte Yafes Çelebi, Zekeriya Usta veya İhsan Efendi gibi kişi isimleri verdiğimiz için burada kesinlikle şahıs kadrosu bir kere anlatılmakta. Ardından bir olaydan kesitler, yani olayların nasıl gerçekleştiğine dair bilgiler verilmekte. Bu da bize olay örgüsüne götürmekte. Bu yüzden doğru cevabımız A seçeneği oluyor. Aşağıdaki parçaların hangisinde öyküleyici bir anlatım vardır diyor. Öyküleyici anlatım biraz daha olayı hikayeleştirmek demektir. Hemen A seçeneğimizle başlayalım. Kitap noktalama işaretleri ile ilgili çeşitli tespitlere, tespitlerden sorunlara kadar uzanan kapsamlı bilgiler içermektedir. Bu bize biraz daha nesnel bilgiler verdiği için öğretici metinlere örnektir diyebiliriz. A seçeneğini eliyorum. B seçeneğine bakalım. İnsanoğlunun şahit olduğu son yüzyılları birkaç kelime ile sembolize etmek istersek, 19. yüzyıl için sanayileşme, 20. yüzyıl için küreselleşme, 21. yüzyıl için yüksek teknoloji kullanılabilir. Bu da yine bir kişinin düşüncelerini aktardığı için deneme diyebiliriz. Fakat kesinlikle öyküleyici bir anlatıma sahip değil. D seçeneği
sanatçı edebiyat dünyamızda şair kimliğiyle tanındı. İlk şiiri 1964 yılında Genç Şairler Antolojisi'nde yayımlandı. Hece ölçüsüne tutkuyla bağlandı derken yine aslında kişinin öznel düşüncelerine yer vermişiz fakat öykülücü bir anlatım söz konusu değil. Maya ve şekeri karıştırma kabına alıp üzerine bir su bardağı kadar ılık su ekledikten sonra mayanın kabarmasını bekleyin. Burada da bir tarif veriyor fakat öykülücü bir anlatım yok. Ama C seçeneğine bakalım. Yedigey sadece bahar gelince çok kısa süreliğine yeşeren uçsuz bucaksız sarı özek bozkırını görünce etkilendi. Aral Gölü'nün çevresinde de üst yurt yaylası gibi bozkırlar ve düz ovalar vardı ama hayatında ilk defa böyle bir çöl görüyordu derken kişi var, bir olay anlatmaya çalışıyor. Biraz daha hikayeleştirilmiş bir anlatım olduğu için doğru cevabımız C seçeneği olacak. Evet arkadaşlar, test olarak soru çözümlerimiz bu kadardı. Fakat bizim roman ünitesinde derslerde de fazlaca üstünde durduğumuz bir nokta vardı. Edebiyatımızda yazılmış fazlaca ilk eserler var. Bunların özelliğini, isimlerini ve yazarlarını muhakkak bilmemiz gerekiyordu. Şimdi bunları kısaca bir tekrar edelim. İntibah eserinin edebiyatımız için özelliği neydi? İlk edebi roman olmasıydı ve bu ilk edebi romanımız olan İntibah'ın yazarı Namık Kemal'di. Araba Sevdası'na geçtiğimizde Araba Sevdası bizim için ilk realist roman özelliği taşımakta. Realist ne demek? Yani gerçekçi ifadelerle bütünleştirilmiş bir roman. Peki yazarı kimdi? Yazarımız Recaizade Mahmut Ekrem oluyor. Üçüncü eserimiz Telemak. Telemak eserinin özelliği ilk çeviri roman olması ve yazarı daha doğrusu çeviren kişi Yusuf Kamil Paşa Fenelon'dan çevirmişti hatırlarsanız. Eylül'e geldiğimizde evet burası biraz karışık aslında. Eylül romanı bizim için ilk psikolojik roman. Yazarı da Mehmet Rauf'tu. Cezmi'ye geldiğimizde Cezmi derslerde de içeriklerini aslında işlemiştik. Bizim için ilk tarihi roman özelliği taşımakta ve yukarıda da adına biraz daha tanıdık olduğumuz Namık Kemal tarafından yazılmış bulunuyor. Zehra'ya geldiğimizde Eylül ve Zehra arasında çeşitli karışıklıklar yaşamıştık aslında fakat bunu artık bitirmemiz gerekiyor. Zehra'da ilk psikolojik roman denemesi fakat ilk psikolojik roman olarak Eylül edebiyatımızda kabul edilmekte. Bu yüzden Zehra'yı da deneme olarak kabul ediyoruz ve yazarımız da Nabizade Nazım oluyor. Son eserimiz Taşık Talat ve Fitnat bizim için batılı anlamda yazılmış ilk eser ve ilk roman olarak kabul edilmekte. Batı tarzı ilk roman olarak özelliğini bilmeliyiz ve yazarı da Şemsettin Sami. Evet arkadaşlar bu tabloyu da tamamladıktan sonra dersimizin sonuna geldik. Lütfen bu eserleri tekrar etmeyi unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşene kadar kendinize çok iyi bakın.